Hepsini attım. Hepsini attım. Kurtuldum hepsinden. Kendimi öyle bir tuttum ki arkadaşlar yememek için. Şöyle tut beni böyle vur ya. Vur ya. Beni vuraydın da atmayaydın ama kendini ya. Yıkadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akpak olmuş, temizlenmiş, böyle güneş vuruyor böyle köşeden. Birazcık parlaklığı azaltalım. Normal değerine çevirelim. Bugün temizlenmiş, akpak olmuş, yepis yeni bir ev olmuş gibi böyle sesle yankılanıyor. Evimden herkese selamlar. Hafta sonu annem, babaannem geldi ve evi temizledik. Ben de temizledim, ben de yardımcı oldum tabii ki de. Evi temizledik. Gerçekten ev çok değişti çünkü yaklaşık 2-2,5 senedir falan kardeşimle yaşıyordum. Daha sonra kardeşim yanından taşındı benim. Bundan bir 4-5 ay önce falan taşındı. Ama taşınırken eşyalı bir eve taşındı. Ve eşyalı eve taşındığı için de buradan herhangi bir şey götürmedi yanında. Ancak şöyle bir şey var ki buraya benim yanıma taşınırken çok fazla eşya getirmişti. Masa getirdi, birkaç tane masa, işte bir çalışma masası getirdi, bir ekstra bir masa bilmem ne falan derken çok fazla eşya birikti evimde. Yani annemler buradan bir tane 8 kişilik yemek masası, 2 tane katlamalı masa, böyle katlamalı dediğiniz hani böyle direkt kare 4 kişilik masalar oluyor, şak diye katlayabiliyorsunuz onlardan. Bir tane küçük çalışma masası çıkardılar sadece masa olarak. Onun harici olarak eşya, ayakkabı, işte fazlalık, tabak, çanak, işte dolaplar falan filan vardı. Tabii hepsini tek tek söktük falan. Çok uzun uğraşlar sonucunda gittiler. Hoşça kalın. Artık gittiler ve koca ev bana kaldı. Şöyle, ev normalde de zaten hani 3 artımız zaten çok büyüktü ve hani yaklaşık yani bir 6-7 ayda tek başıma yaşıyorum kardeşim gittiğinden beri, ama şöyle bir durum vardı ki o kadar çok fazla eşya vardı ki ben bazı odaların kapısını çektim, yani hani eşyaları yığdım ve kapıyı çektim, o odayı kullanmıyordum, salonu falan. O yüzden çok fazla eşya birikintisi olduğu için ev beni yoruyordu. Sadece bir yatak odası, bir de çalışma odamı kullanıyordum ben de. Yormasın beni diye. Sonrasında böyle kullanılan kitaplarım, defterlerim falan hepsini attım. Hepsini attım. Kurtuldum hepsinden. Bir rahatlama geldi sormayın. Şimdi size kısaca evi göstereceğim ve neler yapacağımı göstereceğim. Hani boş odalarla, ya boş demeyeyim de, yani fazlalık eşyalardan arınmış evde ne yapacağımı göstereceğim. Şimdi burası benim çalışma odam, tamam mı? Şöyle tripodum var burada. Burası böyle çalışma masam, direkt işte şu sandalye burasını bold yaptı. Şu kenarda da yani önemli olan çalışma notlarımı şu kenardaki masaya koydum. Ekstra işte ne bileyim sürahi bazen getiriyorum falan filan, onları da buraya koymayı planlıyorum. Genel olarak çalışma masam bu şekilde. Burada canım tartım var. Şu şekilde, bunun içinde işte notlarım, kitaplarım vesaire var. Şöyle göstereyim. Böyle işte notlar, dosyalar, okuma kitapları. Ondan sonra ta 1. 2. sınıfta kullandığım atlaslar işte şeyler var. Eski kitaplar falan var. Ama bunlar atılacak şeyler değil. Bunlar meslek hayatım önce kullanacağım şeyler olduğu için bunlar burada sabit duruyorlar. Şurada mikrofonum var. Bu mikrofonu masa başındaki videolar için de kullanıyorum. İşte ekipmanlar vesaire. Bu şekilde. Burada bir tane koltuk var artık böyle dinlenmek için falan. Kenarlarını annem boldu çiziyor diye kenarlarını bu şekilde örttü. Bunu böyle kullanıyorum. Şimdi geçelim. Şimdi burası mutfak. Burası zaten yemek masası, normal masa. Çöp. Tavuk çıkardım birazdan yiyeceğim diye. Şimdi burada şöyle bir yoğunluk vardı, aslında onu göstereyim. Bir şey dolap şey, bu fırınım çok pislenmiş ve nasıl sileceğim bilmiyordum. Annemler temizledi ve nasıl sileceğim de gösterdiler. İçi birazcık açık olduğu için, şu tel kısmı açık olduğu için ben acaba böyle hani temizlik eşyası falan ya da işte bir su falan değerse bozulur mu diye düşünüyordum. Bozulmuyormuş. Daha sonra kolonya aldım. Duruyor. Şöyle işte şeyler var. Böyle bardakları falan var. Buraları, dolapları falan yerleştirdim. Duvarlara kadar her yerler silindi arkadaşlar. Duvarlara kadar çiteledik yani. Burada çok söyleyebileceğim bir şey yok. Burada fazlalık şuydu. Şurada şey vardı. Tost makinesi vardı. Annem dedi ki diyettesin artık, tost makinesini kullanmıyorsun dedi. Diyettesin, tost makinesini artık kullanmıyorsun. Bunu kaldıralım mı dedi. Tamam dedim, ben de kaldıralım çünkü çok büyük bir yer kaplıyordu. Tost makinesini dolaba kaldırdım. İşte bir ızgarayı da dolaba kaldırdım ama ızgara çok kalibratif bir şekilde direkt zaten burada kullandığım için ızgarayı tekrar çıkartıp tekrar koyabilirim. Burada yer kaplamasına hiç gerek yok. Zaten yoruyor gerçekten insanı. Şimdi diğer odalara geçelim.
Şimdi burada şu oda, bu oda zaten videoyu ilk çekmeye başladığım yer. Bu oda normalde misafirler içindi ilk ben buraya taşınırken, çünkü kardeşim yoktu o zamanki planda. Sonrasında burada kardeşim kaldı 2 sene boyunca. Şimdi bu odada ne yapacağım bilmiyorum yani. Şimdi çalışma masası duracak zaten. Bunu taşıma ya da bir şey atma gibi bir şeyim yok. Bu da çok güzel bir çalışma masası. Çalışma masası duracak ama ben bu odayı nasıl kullanacağım bilmiyorum. Yani ev arkadaşı vesaire falan düşünmüyorum. Şöyle yapmayı planlıyorum. Bu masayı şöyle birazcık daha kenara çekip şurada büyük bir alan oluşuyor ya. Burada diyorum ki acaba spor mu yapsam? Yani şöyle onu da söyleyeyim. Şimdi burada büyük bir alan oluşuyor. Büyük bir boşluk kalıyor odada. Benim işte bu spor pilates, işte matım var, pilates eşyalarım var, topum vesaire falan var. Bunlarla diyorum ki hani spor alanımı oluştursam oraya. Spora gitmediğim zamanlar orada böyle hani yapabileceğim bir yer mi, bir alan mı oluştursam diye düşündüm. Hala düşünüyorum, bilmiyorum, buna karar vermedim. Çünkü şimdi salonu göstereyim, salonda da aynı şeyi yapabilirim. Bir dakika, şuradan bir ses geliyor. Buldi! Ya! Buldi! Delmişsin ya mamayı. Bu mama senin için değil ki. Sokaktakiler için bu, bırak. Bir de sessiz sessiz delmiş ya. Gel buraya. Gel buraya, gel. Sen çok nankörsün, buraya gel. O sokaktaki kardeşler için gel buraya. Dedireceğim. Burası kiler. Burası kiler işte. Çantalar, ütü masaları, mama. Gel buraya. Gel. Benim body buradan almam lazım. Böyle kandırıp anca içeriden çıkartabilirim. Sonunda geldin. Kapıyı. Buraya girmek yok, duydun beni. Buraya girmeyeceksin. Duydun mu? Oyna şimdi oyuncağınla. Şimdi geldik salona. Annem şu örtüleri örttü. Çünkü Boldi sağ olsun koltukların kenarlarını mahvediyor. Bunu da çekyatı da şu şekilde açtım ben. Çünkü misafir çok fazla çağırmıyorum. Çağırdığım zaman hani toparlarım ama genellikle ben böyle işte diğer odalarda yatmaktan canım sıkıldığı zaman gelip burada yatıyorum. O yüzden burası açık kaldı. Burası baya böyle geniş arkadaşlar. Acaba diyorum ki hani sporu burada mı yatsam? Burada arkamda çamaşırlık var şu anda. Hala şeyler süpürge kaç parça yermiş ya. Yazıcı falan. Hani belki diyorum ki bu alanda spor yapabilirim. Çok büyük bir alan ama yani bilmiyorum. Bu hala bir düşünce. Şöyle tuvalet. Şey, şurası tuvalet, burası banyo, banyo tuvalet gibi karışık. Şu arkası kiler, burası benim yatak odam. Burası benim yatak odam. Yani ev bu şekilde oldu. O yüzden şu an galiba boş misafir odası, şu yan taraftaki kardeşim kaldı odayı. Spor alanı gibi yapmaya çalışacağım, bilmiyorum. Şu an çok beni sürekli netlemiyor. Kamerada bir bulanıklık mı var? Lanet oldum. Yani böyle galiba burayı birazcık spor alanı gibi falan yapacağım. Sporlarımı artık burada yaparım. Ne diyorsunuz? Bu konu hakkında bilmiyorum ama. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bakalım bu hafta neler yiyeceğim, neler yapacağım. Hafta sonu bugün cumartesi günü, pardon bugün pazar, şu an pazar. Bugün ailemle serpme kahvaltıya gittik. Yani kendimi öyle bir tuttum ki arkadaşlar, yememek için. Şöyle tuttum resmen kendimi. Yani anneme diyorum ki bana bir omlet söyleyelim. Lütfen azıcık zeytinyağında ve işte şey çok az yağ katarak yapar mısınız falan dedim. Ondan sonra onlar da öyle yapmışlar sağ olsunlar. Omlet yedim. Yanına işte domates, zeytin, peynir onları falan hani aldım. Onlarla yedim. Normalde benim diyetimde işte 5-6 tane badem, ondan sonra işte bu kıtır şeylerden falan var. Hafta sonu işte diyetim öyle, ancak yapamadım yani öyle. Bakacağım. Bu arada abi bakın çok kötü bir haberim var size ya. Yani bunu gerçekten sizden başka beni anlayan olmaz. Annem temizlik yaptı ya. Benim 2 gün boyunca olgunlaştırmaya çalıştığım avokadoyu atmış ya. Ya daha çeyreğini kullandım ben o avokadonun. Avokadoyu atmış. Ben onu
Sadece 2 gün olgunlaştırdım. Hadi olgunlaştırmamı geçtim. Yani fiyatını siz biliyorsunuz. Ciğerimiz yanmadı mı arkadaşlar onu alırken? Böyle bir şey olamaz ya. 10 küsür lira verdim bana. 10 küsür lira. Çok sinirlenmiştim verirken de. Ve annem onu atmış. Ne bileyim ben onun ne olduğunu anlamadım. Attım dedi. Hayır şimdi anneme de hak veriyorum. Avokadonun ne olduğunu anlamamız çok normal. Hayatımızda sürekli olan bir besin değil sonuç olarak. Yani sonra dedi ki yok ben bir şey koydum oraya dedi. Değişik bir şey vardı onu koydum oraya dedi. Ben de avokadoyu atmadı sandım mutlu oldum. Sonra bir baktım ananası koymuş. Ananasmış o koyduğu şey buzdolabına. Dedim böyle alüminyum folyoya sarılı bir şey vardı dedim. Ondan sonra onu ne yaptın dedi. Ne bileyim ben ne olduğunu anlamadım attım onu dedi. Anne dedim beni böyle vur ya. Beni vuraydın da atmayaydın avokadoyu. 2 gün boyunca olgunlaştırmaya çalıştım ben onu ya. Arkadaşlar bakın izlemekten bayıldığım sesini anlamışsınızdır muhtemelen. Yemek yaparken özellikle izliyorum. Sonuna geldim ama göstermek istiyorum. Aydıncığım. Çok güzel bir yerde zoomladım. Bak çok güzel bir yere durdurdum. Görüyor musunuz? Suratındaki ifadeyi görüyor musunuz? Yemek yaparken ve yemek yerken Aydın'ı izlemeyi çok seviyorum. Çünkü o böyle bir şey söyledikçe yürü be falan diyorum. Çok hoşuma gidiyor. İzlemişsinizdir muhtemelen ama izlemediyseniz şurada bir yerlerde Aydın kanalını koymuşumdur. Ay nefes alamadım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü böyle benim söyleyemediğim işte akrabalarıma, işte çevremdeki insanlara söyleyemediğim şeyleri çok rahat bir şekilde kamera karşısında söyleyebiliyor. Ben de gerçi çoğu insana söylüyorum ama kamera karşısına geçip işte şöyle derim, böyle derim demiyorum. Ben genelde gidip suratlarına söylüyorum. Ben de gidip cesaret. Neyse. Şimdi geldik yemeğimize, öğünümüze. Eğer yukarıdan ızgarayı alabilirsem tavuk yiyeceğim. 150 gram et yazıyor burada. 150 gram et yazıyor. 150 gram et herhalde bu beyaz et ete giriyordur. Çünkü şu an dışarı çıkıp et alamayacağım. Tavuk yiyeceğim o yüzden. 150 gram olarak hesapladım buradaki eti. 150 gram diye düşünüyorum. Izgarayı çıkartıp yapacağım. Izgara yukarıda bekleyin. Şimdi bunun nasıl olduğunu size göstereceğim. Tabii birazcık yaklaşmamız gerekiyor. Bu arada bunun burasını çıkartmış anneler. Nasıl becerdiler ki bunu? Koparttınız mı ya? Gerçekten şaka gibisiniz be. Evet arkadaşlar annemler fırını kopartmış. Neyse. Şimdi şunun peşini takalım. Tamam mı? Ben şimdi size göstereceğim bunu. Şöyle bir içi var. Bunun içini temizlemek gerekiyor ama şunu da şuradan çıkartıp temizlemek gerekiyor. Ben bir derle bunu çıkartayım bari. Ondan sonra temizleyelim. Şimdi içinde şöyle bir iç kısım var. Gördünüz mü? Şöyle bir iç kısım var. Hafif derin ama derin yani öyle bir derinliği yok. Şimdi bunu yerleştiriyorum şuraya. Bunu yerleştirdikten sonra bir dakika. Bunu yerleştirdikten sonra bunun içine bir miktar su katıyorum. Ne kadar su? Aslında bu su var. Var mı su? Yok. Bu su olsun. Su koyayım bir dakika. Şimdi sıcak değil yani normal koyuyoruz hani. Çok değil zaten. Bunun içine su koyuyorum. Hani şey, yani bütün her yer su olacak kadar. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra açıyoruz. Burası böyle ısınıyor, sıcacık oluyor. Sıcacık yalnız. Bu birazcık ısınsın. Hemen tavukları baharatlandıracağım. Kırmızı tatlı bir çok seviyorum. Ve kekiği de çok seviyorum. Ama böyle farklı baharatlar bunu katarsan tavukta veya etli güzel olur dediğiniz farklı baharatlar varsa yazın. Çünkü böyle çok baharat kültürüm hani böyle yeni bahar, zerdeçal falan çok kullanmadım. Hani tavukta ne güzel gider bilmiyorum. Karabiber de birazcık katıyorum ama bunu da katmadım. Aklınızda olursa söyleyin bana olur mu? Şimdi yazın yani aşağıya. Hadi bakalım koyuyoruz. Fazladan yaptım da şey 2 tanesini falan bol yiyor. Ya tabii kemikleriyle birlikte yemiyor. Kemikleri boğazda kaçar diye ayırıyorum. Şey yiyor. Etini yiyor. Biri yer, biri bakar, kıyamet bundan koparır. Ev arkadaşımız sonuçta burada bekliyor bakın. Kameranın arkasında bekliyor, göstereyim. Yemeğin hazırlanmasını bekliyor. Boldi.
Yemek hazırlanıyor. Şimdi ben salata yapacağım yanına. Salata var mı, bir dakika bakacağım. Diyetinde salata mı yazıyor ya? Etin yanında bol salata. Evet evet. Şimdi salata yapacağım. Salatanın yanına da, işte salatanın üstüne de 2 yemek kaşığı kadar karabuğday ekleyeceğim. Haşlayarak. Bakalım. Şu an böyle güzel gidiyor diyetimiz. Biraz önce şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ay çok kötüyüm. Biraz önce şöyle bir şey oldu. Bunu gerçekten bu suratla anlatmak istemezdim ama bu suratla yaşadığım için anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle. Bana bir daha sipariş verdim. Daha sonra işte sıraya aldılar beni. Hemen getiremeyecekleri için bir 10 dakika sonra falan getirelim mi diye bir sıraya aldılar. Ve ben bu sıraya aldıklarını okey dedim. Sonra unuttum söylediğimi. Hemen gelmeyecek diye unuttum. Sonra hadi dedim yüzümü falan temizleyeyim, maske yapayım falan dedim. Yaptım. Ve kapı çaldı. Kapıyı böyle açtım. Adam şaşırdı. Ben niye şaşırdığını anlamadım. Çünkü yüzümde maske olduğunu unuttum. Sonra aldım. İçeri geçtim. Şöyle aynada kendime bir baktım. Dedim. Arkadaşlar utandım. Birazcık utandım, evet. Ama şöyle. Siyah kömür maskesi yaptım. Size şimdi ne maskesi yaptığımı göstereyim. Şimdi bir dakika. Şöyle oldu. Size ne maskesi yaptığımı göstereceğim. Önce. Göstereyim. Biliyorum. Önce şunla yüzümü yıkadım. Tamam mı? Yıkadım. Sonra. Nerede o tonike? Şununla. Neyse işte şununla şey yaptım. Tonik, yani temizledim cildimi. Daha sonra yeni bir maske almıştım. Şu. Yani bu değil tabii. Bunun rengi bu değildir ama aynı ürünün şöyle olanı. Altı şöyle, üstünü kullandım sadece. Soyulabilen. Umuyorum soyulacak. Umuyorum soyulacak. Yani bence bir şey söyleyeyim. Bunu böyle tamamen sürmemem gerekiyordu benim. Yani şu an kaşlarıma biraz bulaştı. Kaşlarım acıyacak. Şurası acıyacak gibi hissediyorum. Bir 10-15 dakika bunu bekleteceğim. Sonra soymaya çalışacağım. Sizce soyabilir miyim? Bana çok soyabilecekmiş gibi gelmedi çünkü. Katılaştığını hissediyorum. 15 dakika sonra bir de beni bunu soyarken izleyin. Şimdi ben bunu nasıl soyacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Katılaştım böyle. Bunu soyamazsam ne olacak? Hadi. Hadi. Bir yerden tutmam lazım. Tutacak bir yeri yok. Şaka mı yapıyorsun ya? Dur. Ya. Hadi. Hadi lütfen artık. Derimi yapıştır resmen. Görüyor musun? Görmüyorum ki. Oh. Şu halime bak. Bakayım. Kameradan kendime bakıyorum da. Resmen arkadaşlar yeni bir insan çıkıyor değil mi? Oh. Ah. Ah. Ay şaka gibi. Ah, çok yararlı bulmadım ben bunu ya. Ne görmem lazım buralarda? Bakıyorum. Tüylerimi yoldum resmen ya. Ne bunlar? Ay bunlar inşallah benim tüyüm falan değildir diyeceğim. Vallahi tüylerimi yoldum. Bana bir şaka yapıyor gibi ya. Ay cildim çok kuru oldu ya. Ya ben böyle dıpta kalmış. Ben böyle kuru planlamamıştım biliyor musunuz? Yani daha yok. Bu hayata böyle çıkacak. Yüzümü yıkamam lazım galiba. Şöyle azıcık. Bir tık. Bakın şöyle. Bir tık. İki tık yapalım. Bir lanet olsun. Size Boldi ile tekrar merhaba demek istiyoruz. Saat... Ay, dur. Dur. Hayır. Gel. Oh. Sağ ol Boldi. Gözümü kırmadığın için teşekkürler.
Şimdi arkadaşlar saat şu an 9.45. Normalde, arkadaşlar takmıyor, normalde saat 9'da benim ara öğünü yemem gerekiyor. Ancak birazcık şeyi rötarlıyordum. Akşam yemeğini rötarlıyordum. Bir yarım saat 45 dakika, hatta bir saat gibi falan bir gecikmeyle yediğim için. Şu an için şeyim yok. Hani çok aç hissetmiyorum kendimi. Şu an o yüzden saat 9.45 olduğu için 10 gibi falan bir tane yeşil elma yerim diye düşünüyorum. Ya da bitki çayı içerim. Daha mantıklı. Çünkü aç değilim. Katı bir şeyler yemek istemiyorum. Yüzümün parladığını farkında mısınız? Yüzümün sana parladığını farkında mısınız arkadaşlar? Bebek gibi oldum maşallah. Kendime bakıyorum. Çok güzel. Neyse. Şimdi bugün sabahtan öğleye kadar, öğle yemeğini göstermemin sebebi tamamen yapmamış olmam. Sabahtan öğleye kadar yediğim besin ailemle yaptığım serpme kahvaltıydı. Sonra öğlen çok bir şey yemediğim için orada arada birkaç tane badem falan attım. Şundaki keyfe bakar mısınız ya? Uzandı ve yalanıyor. Bu arada şey yok, fark ettiniz. Annem şey dedi. Sen nasıl panjurları kapalı kullanıyorsun sürekli dedik. Ben bu nedenden dolayı panjurları hiç açmıyorum. Çok korkuyorum yani hani yanlışlıkla balkona açık bırakırız ve panjurdan atlamaya çalışır, yanlışlıkla düşer falan diye panjurlar kapalı kullanıyorum sürekli. Açmıyorum. O yüzden annem sen nasıl panjurları sürekli kapalı kullanıyorsun? Perdeye gerek yok dedi ve perdeyi aldı gitti. Hayır, perdemden de istedi. Ne yapacaksın o perdeyi yani? Aldı gitti. Ama zaten buraya çok uzun geliyordu o perde. Yani bence biraz amaçsızdı. Gittiği iyi oldu. Ferahlatma onun için. Neyse. Bu niye varsa? Evde klima var, bir de bu var. Neyse ne diyeyim. Şimdi işte serpme kahvaltıdan sonra çok bir şey yiyemedim. Yemedim daha doğrusu. Çünkü o kadar hani şeydi ki kahvaltıyı böyle yaydıra yaydıra yaptık. Hani aslında aynı şeyleri yedim. Kahvaltıda yiyeceğim besinleri yedim. Farklı bir şey yemedim. Ama yaydıra yaydıra yaptığımız için kahvaltıyı çok çok hissediyorum kendime. O zaman hissediyordum. Sonra akşam yemeğini yedik. Yedim tek başına. Niye sürekli çoğul kullanıyorum bilmiyorum. Akşam yemeğini yedim sonra. O da çok şey yapmadım. Kendimi çok şey hissetmedim. Şu an aç hissetmiyorum. Bir tane bitki çayı içeceğim. Videoyu şu an kapatıyorum çünkü pazartesi günü yani yarın bu videoyu paylaşacağım sizinle. Ve çok şey bir video olsun istemedim. Zaten birazcık uzun bir video olduk galiba. Yanlış düşünmüyorsam. Yani yarın da çekseydim eğer, işte salı günü paylaşacaktım videoyu ve yarın da çekseydim bu sefer çok uzun bir video olacaktı. Yarın da yine ne yediklerimi böyle sizinle birlikte aktiviteler falan yapacağız. Yarın yani bir sonraki videoda spor eşyalarımı salona ya da bilmiyorum ama buraya ikisinden birini kuracağım. Ve birlikte spor da yaptığımız bir video olacak. Bakalım bu hafta kaç kilogram veriyoruz. Haftasını birazcık cazıttım mı belki ama bu hafta gerçekten spora çok gitmek istiyorum. Spora gideyim istiyorum yani. Bakalım. Aslında geçenlerde size bir şey söylemiştim. Bunu burada şimdi söylemek istiyorum. Geçenlerde size demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Bir şey başarmak istiyorum. Ama bunu başardıktan sonra sizinle paylaşmak istiyorum demiştim. Sonra ben onu denedim, olmadı. Sonra düşündüm, dedim ki belki size söylersem kendimi sorumlu hissederim, yapmak zorunda hissederim ve daha çabuk bu işi yaparım. Şimdi onu söylüyorum. Benim yapmak istediğim şey şuydu. Benim normalde 8.30'da dersim başlıyor. Saat 7'de spor salonuna gittim. Spor salonu saat 7'de açılıyor. Direkt birbirlerinin ilerisinde ama şey yani yine dolmuşla gitmek gerekiyor tabii. Yürüyerek bir 15 dakika falan sürüyor. Ondan sonra aslında çok uzun değil ama arada böyle tadilat çalışması falan filan var. Neyse ben düşündüm ki acaba erken kalkıp saat 7'de spora başlayıp bir 45 dakika her gün spor yapıp sonra işte hani orada hazırlanıp duş alacaksam duş, hani almayacaksam da yani hazırlanıp oradan okula geçebilir miyim diye düşündüm. Aslında bunu yapabilirim. Çok mantıklı. Eşya taşıma problemim de olmayacak. Çünkü spor salonunda kendime dolap kiralamıştım. Orada dolabım da var yani. Hani yapmamda hiçbir engel yok. Fakat bunu yapabilecek yok yani resmen. Hani sabah o erken kalkmak bana zulüm zulüm. Yani benim 6.30'da kalkıp hazırlanıp spor salonuna buradan yürümem gerekiyor. O da 20-25 dakika falan sürüyor yürümem evden. Arabam olsaydı böyle problemlerim olmayacaktı. Direkt arabayla vın, sonra vın. Neyse yine uyku problemi olacaktı yani normal. Bunda da sıkıntı yok. Böyle bir planım var. Bilmiyorum bunu uygulayabilir miyim? İnşallah uygulayabilirim. Ama yarın dener miyim bilmiyorum. Yarın denersem görürsünüz. Yarın denemezsem salı falan denerim. Bilmiyorum artık.
bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Ama deneyeceğim bunu arkadaşlar. Yapmak istiyorum. Her sabah böyle birlikte spor yapsak çok güzel olmaz mı? Benim için çok güzel olur. Her gün spor yapmış olurum. Eğer bu düzeni oturtabilirsem her gün erken kalkma olayını, her gün giderim spora. Ne var yani? Önce giderim. Evde de o spor, kendisi spor matımla işte onunla bununla evde birazcık spor yaparım. Daha çabuk kiloları eritiriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım YouTube'da her yerde var zaten. Aşağıda da Instagram hesabımı bulabilirsiniz. Diyet hesabım. Ötekini takip etmenize gerek yok. Diyet hesabımı takip edin. Çünkü diyet hesabında da artık hem kişisel hem de diyet hem de tarif işte böyle karışık şeyler paylaşıyorum. Yüzüm kıpkırmızı ya bu arada benim. Neyse ama çok tertemiz oldu bence. Kendimi temiz hissediyorum. Nefes alıyor böyle gözenekler. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Beğenmeyi, yorumlamayı ve takip etmeyi unutmayın.